Merhabalar, Diablo 4'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son rahibeyi kurtarmıştık. Bayağı çok güzel hatta bir bölümdü. Bu bölüm ne yapacağız bilmiyorum, bakalım göreceğiz diyeyim. Şunları yuvalara yerleştirelim. Tüm öğeleri gönderdim, gereksiz öğeleri sattım ya da parçaladım işte. Şimdi burada ay uyanışı diye bir görev var ama sanırım şu an zaten yok. Şu an yapamayacağımız bir görev, bayağı uzakta. Ona bulaşmayacağım o yüzden. Şeyde uç beyliğinde bir yan görevimiz var. Sonra açlık çeken kemik zula diye bir yer var burada. Orada bir yan görev var anlaşılan. Nostrava'daymış bu yan görev. Oraya doğru gidebilirim açıkçası. Ya da artık yan ana göreve doğru gitsek mi diye düşünmüyor değilim açıkçası ya. Korvalara bir gitmek istiyorum, rahibe Prava ile konuşmak için. Bence artık ana göreve hafiften geçiş yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Bayağıdır ana görev yapmıyorum, yan görev yapıyorum sürekli. O yüzden bir ana görev yapalım bu bölüm, ya da ana görev yapmak için oraya doğru bir gidelim. Korvalara doğru. Ama bunu yapmadan önce iksirimi geliştirmek istiyorum. 30 seviye olduk artık, iksir geliştirmesini yapmam gerekiyor. İhtiyacı olan her şeye de sahipmişiz zaten. İksir geliştirmesini yaptım, 45 seviye için diyor. 45 seviyedeymiş bir sonraki iksir geliştirmesi. Bir önceki bölümde ne yaptık? Dediğim gibi rahibeye yardım ettim. Onun dışında efsanevi bir öğe düşürmüştük hatırlarsanız. Neydi? Sanatsal girişimin diye bir öğe. Şimdi buradan korvalara nasıl gideceğiz? Şöyle gidebilirim sanırım. O yüzden bu taraftan gitmemiz gerekiyor. Terk edilmiş taş ocağı diye bir zindan varmış aynı zamanda orada. O civarda en azından. Şu an zindana falan girmeyi düşünmüyorum tabi. Amacım korvalara ulaşmak. Bu bölümkü planım o. Yanlış yerden geldim. Aşağıdan gitmemiz lazım. Yani ana görevi yapar mıyım? Yolumuz esnasında başka bir şeyle karşılaşır mıyız bilmiyorum. Umarım karşılaşmayız. Yan görev hastalığım tutabilir tabii ki de. Umarım tutmaz. Yani tutacak bir görevle karşılaşırsam yaparız yan görev tabi de. Şu anki hedefimde yan görev yapmak yok. Tabii ki de düşmanları öldüreceğim ama. Güzel. Bunları aldım. XP kasmaya devam edeceğim elbette. Elimden geldiğince çabuk seviye yükselmeye çalışıyorum. Seviyemi yükseltmeye çalışıyorum. Bunları alalım burada. Güzel. Ne taraftan gidiyoruz? Şöyle gidebilirim sanırım. Fazla da yollardan sapmak istemiyorum ama. Güzel. Burada bir sandık bulduk. Ve cevher buldum. Sağlam eldiven düşürdük aynı zamanda. Neymiş bu? Coşku, kullanmadığım bir yetenek. O yüzden satarız bunu. Çıkarırız ya da. Gevşek taş. Cesetten kısa kılıç çıkardım. Ama kullanmayacağım bir öğe olacak. Görünmez oldum. Güzel. Havadan inmeden indirdim. O neymiş? Kumda aşınmış elbise diyor. Nişancı yeteneklerinin hasarı %7 arttı diyor. Artı 107'di. Güzel. Soğuk hasarı vermiyorum şu an ama nişancı yeteneklerine artı vermesi onu değerli yapıyor burada. Kullanacağım. Yani yayımın saldırıları daha fazla hasar verecek demek oluyor bu. Güzel. O neymiş ya?
Kayboldum. Tamam, anlaştan bunu dibine girip öldürmem gerekecek. Güzel. Savaş kılıcı aldım ve kürk hastarlı çizme düşürdüm burada. Neymiş bu? Benim kullanabildiğim bir öğe mi acaba? Afallamış etkisindeki düşmana %9 şanslı vuruş, en fazla %2,9 ihtimalle seçkin olmayan yaralı düşmanları infaz eder diyor. Yani şu anki kılıcımdan daha iyi özellikler değil bunlar. Dolaşma yok edicisi diye bir şey verdi burada bana. Bot verdi ama sadece Aytu'da atıl şeysi veriyor. Benim kullanmadığım bir özellik o. Şurada bir şey var. O neymiş ya? Yönlendirme mabedi. O ne ya? İlk defa karşılaşıyorum. Ay kutlamacısını kurtar diyor. Neymiş bu ya? Onları buradan uzaklaştır diyorsun ha? Peki. Bunları öldürebilecek miyim ben ya? Güzel. Burada adama yardımcı olmam lazım. Tanklıyor o kadar. Öldürebilirim herhalde, bilmiyorum. Güzel. Öldürdüm, öldürmesine de birisi burada bana yardım etti. Büyücüydü galiba. Ama yeteri kadar iyi olmadı galiba. Ne bu? Ölüm perisi var burada bir tane. Güzel. Öldürdün mü? Galiba hakladım ya bunları. Bayağı bir öğe düşürdük. Sağlam tunik falan verdi bana burada. Bir görev yaptım burada da, hadi bakalım. Orada bir büyücü bana yardım etti. O olmasaydı ölmüştüm bu arada. Ya da şey de olabilir bu arada. Büyücü değil de şey de olabilirdi o. Druid de olabilirdi. Druid'ti galiba. Güzel. Aldığım öğelere bakabilirim. Ne aldık? Kesim yükselişi. Yavaşlatıldığı etkisindeki düşmanlara %14 hasar. Çok güzel. Boş yuvası da varmış. Uzaktaki düşmanlara %17 hasar diyor. Bunu kullanacağım artık. Tehlikeli kılıç. Aşırı güç hasarı. Kitle kontrol etkisindeki donmuş düşmanın hasarı arttırıcı veriyor sürekli ya. Bunları kullanamıyorum. Uzak düşmanlardan %7 hasar azaltma, yakındaki düşmanlardan %4,5 hasar azaltma, 2 boş yuvası var. Şu an kullandığım ne veriyordu? Nişancı yeteneklerine artı veriyordu. Bunlarla devam edeceğim şimdilik.
Güçlü olmamız lazım. Orada biraz zorlandık açıkçası ama ölmedik en azından. İşe iyi tarafından bakıyorum. Ölmediğimiz için şanslıyız diyebilirim. Tamam, buradan karşıya geçmem lazım sanırım. Güzel. Hızlı bir şekilde hakladım bunu da. Şeyleri de kaçırmamaya çalışıyorum aynı zamanda. Lilith sunaklarını. Buradan karşıya geçtim. Ne var burada? Şuraya bir bakalım. Neymiş o? Karanlığın öğrencisi diyor. Bununla daha önce dövüşmüştüm ben ya. Nadir düşmanlardan biriydi bu, değil mi? Yemedim bunu. Kendine kalkan vermeden indirmem lazım diyecektim ki tam zamanında indirdim. Kalkan verdiğimi sıkıntı oluyor ya. 2 saat gitmiyor kalkanı. Şimdi buradan şuradan iksir toplayabilirim iyileşme kuyusundan. İyi olur. Güzel. İki seviye oldum bu arada. Çok güzel. Hiçbir şey vermedi mi bu yani? Ne yapabiliriz seviye olarak? Ne atlatabilirim? Kara gölge aşılamasını arttıracağım ben. Gölge aşılaması bizim için önemli burada. Burada karşıya geçersem farklı bir bölgeye geçiş yapıyorum. Benim gitmem gereken yer bu tarafta değil. Güzel. Yolumdan sapmayacağım. Elimden geldiğince. Ha, bunu daha sonra yapsaydım keşke. Güzel, şunu indirelim. Ne verdi? Muska verdi. İhtiyacım yok ona. O iyileşme şeysini daha önce daha sonra kullanmam lazımdı bu savaştan sonra. Güzel. Orada mı düşman ya? Şunlara dikkat etmem lazım. Buradan aşağı inebiliyorum. Derin beyaz diye bir yere geldik. Neymiş buraya? Kemik savaşçısı. Yemedim saldırısını. Onu yedim ama. Bunlar da çok vuruyor ya. Bu oyunda çok vurmayan bir şey kalmadı zaten artık galiba. Güzel. Ortadan kayboldum. Pozisyonumu geri aldım. Ve işlerini bitirdim. Gayet güzeldi. Harita açıldı. Burada iki yan görev var. Masumiyet çığlıkları, dehşet şehidi. Dediğim gibi bulaşmayacağım. Sakinim. Gitmiyorum oralara. Ana görev yapalım artık.
Bayağıdır ana görev yapmıyorum çünkü. Ana görev yapmamız lazım. Güzel. Bunları da çabuk öldürürsem daha iyi olabilir. Yemiş aldım. Bunlar ne toplanmış burada ya böyle? Tamam. Ulti kullanacağım burada. Kullanmam gerekiyordu açıkçası. Güzel. Fena değil. Bence iyi oynadım burayı. Burada çok fazla ceset var yalnız. Bir görev yeri falan olabilir belki burası. O yüzden bulaşmasam mı acaba? Yani belki şuradaki yan görevlerle bağlantısı olabilir bunların, bu mahzenin falan. O yüzden bulaşmayacağım şimdilik. Daha sonra gelip yaparız buraları. O ne ya? Güya beni tuzağa düşürdüklerini zannediyorlar ama beklemedikleri bir şey var. O da biz artık güçlüyüz yani. Hem de bayağı güçlüyüz açıkçası. Tabii fazla gaza gelmemek lazım. Sonra kasap gelip bir tane bizi biçebilir. O yüzden haddimizi de bilelim aynı zamanda. Sıkıntı oluyor sonra çünkü. Tamam, buradan gidiyorum. Şurada şu şey var. Gizemini çöz olayı vardı buranın. Bu kim ya? Bilmiyorum. Başka bir oyuncuydu. Güzel, bunları hakladım. Yaklaştık mı? Biraz yaklaşmışız diyebiliriz. Arbalet düşürdü. Bir de şu an arbalete ihtiyacım yok. Bu görevi yaptım ben. Tekrar tekrar yapmama gerek yok. O yüzden gidiyorum. Şöyle dibine girdim, işini bitirdim. Oo, bu güçlü bir düşman belli ki. Öldüm be. Çekildim buradan. Bunları indirmem lazım. Güzel. Bence iyi öldürdüm ya. Fena değildik. Burada da cesetler var. Güzel bir öğe bulamıyoruz ama. Düşüremedim henüz bu bölüm. Umarım düşürürüz bugün de ya. Bir tane efsanevi öğe düşürsem fena olmaz açıkçası. Bunlar donma hasarı verecekler.
Yani şu an donmak istemiyorum açıkçası. Oymacıyı da hakladım. Cesurmuş bayağı, tek başına daldı orada. Ne oldu be? Öyle bir ses geldi ki. Şuralara bakalım o zaman. Velkova diye bir yere geldik, keşfettik sanırım. Onlar neymiş ya? Şunları haklayabilirsem güzel olur. Ne uğraştırdılar ya? O kadar da güçlü değillermiş yani. Burada bir sandık buldum ama bulmasam daha iyiydi galiba. Bir arada durmamaları lazım bu düşmanların şu an benim karşımda ya. Yoksa yok oluyorlar yani. Gölge aşılaması yok ediyor direkt. Şimdi burada iyileşme kuyusu var da. Tamam, ben buradan gitmeyeceğim ama. Fazla da dalmayalım. Yani gitmem gereken yer burası. Bir anda kendimi şuralarda bir yerde bulabilirim. Kaptırıp. Dikkat etmem lazım. Derin beyazdan devam ediyorum şöyle. Velkova'ya geçiş yaptık tekrardan. Günahkar gecidine gelmişim. Neymiş burası ya? Burada bir zindan var. Burası da korvalar sanırım. Tamam, korvalara kadar gitmek istiyorum. Daha sonra bu çevredeki görevleri falan yaparız yani. Acelemiz yok açıkçası. Her yeri keşfedeceğim ben oyunda nasıl olsa. Eninde sonunda. Ya bunları hakladım. Bir tane daha silaha ihtiyacım var ama güzelinden şöyle. Burada bir yan görev var. O neymiş ya? Girmeme izin var mı? Ayinleri bozmak için medyumu katlet. Medyum buydu galiba. Güzel. Diğerini öldüreceğim o zaman. Şunları öldürmem lazım. Tamam. Bunu öldürdüm. Bir tane daha var. Bir tane daha mı var? Güzel, öldürdüm. Dondum şu an yalnız. Galiba doğru bir şekilde tamamladım bunu ya. Güzel. O turuncu parlıyor. Turuncu parlıyor. Ne verdi bana? Bir altı vermedi lan. Turuncu parlıyordun lan.
Yanlış alarm beyler. Hayallerim suya düştü. Neyse. Olsun, bir dahakine kazanırız artık. Topaz parçası falan diye böyle güzel şeyler kazandım en azından. Yani şey olarak, cevher olarak. İyi parlamıştı, bayağı iyi parlamıştı yani. Temel yeteneklerin hasarını arttırıyor, maharet veriyor, kritik vuruş veriyor. Değiştirelim artık ya. Yani bence zamanı geldi bunu değiştirmenin. Uzun kılıçmış bu bayağı. Tamam, bu bayağı iyi de yani 312 öğe gücü veriyor. Bu 370 öğe gücü veriyor yani. O yüzden lazım olacak bana. Aynı zamanda maneviyat pençe kazandım. Kaçınma bir saniyeline %30 hareket hızı kazandırır. Artı 5 tüm istatistikler, 13 zeka, %3,5 hareket hızı. Şu an kullandığımda ne var benim? Ah, şu an kullandığım buymuş zaten. Aynısı mı? 335 öğe gücü. Aynısıymış, tamam. Aynı öğeden bir tane daha almak da neymiş arkadaş. Lan turuncu turuncu parlamıştı dedim. Aha da geldi dedim. Efsanevi öğe ama yanlış alarmış. Güzel de öldürmüştüm ha onları. Yani görevi iyi yapmıştım yani. Ne verdi bu? 355 öğe gücü diyor bu arada. Ona da dikkate alarak bakıyorum. 280 veriyorsun bana ya. Tamam, bunu değiştireceğim artık. Değiştirme vakti gelmiş. Aşırı kitle kontrol, geç bunu. Ne veriyor? Kitle kontrol etkisindeki düşmanlara, donuk etkisindeki düşmanlara. Geri ver bunu. Güzel bir şey vermedi. Et şeyleri iyi değilmiş. Güzel. İyi vurdum burada. Şunları aldım. Burada alabileceğim başka bir şey kalmadı galiba. Yanlış alarmlara alışık olmamız lazım bu saatten sonra. Rengi de karıştırmazsın değil mi? Ama öyle bir turuncu parladı ki. Dedim efsane bir öğe geldi yani. Şimdi buradan gidersem zindana ulaşıyorum. Benim amacım zindana ulaşmak değil. Yanından da geçip gidebilirim aslında ama. Neyse, böyle devam edeceğim. Unuttuğum bir şey var mı acaba? Unuttuğum bir şey yoktur herhalde ya. Güzel. Burada herhangi bir şey yok. Burada bir sandık var. Bu ne ya? Açamıyorum. Çünkü içinde bir şey yoktu galiba. O yüzden açamadım sanırım. Güzel. Altın maltın veriyor. Şu an ihtiyacım var aslına bakarsanız. Aha da bir tane lili sunağı buldum. Maharet 2 arttı. Çok güzel. Bunun için zaten arayıştaydım. Etrafta arıyorum. Lilith Sunağı arıyorum. Bir tane buldum. İyi oldu. O neymiş ya? Güzel. Iskaladın. Hata yaptın. Iskalamaması lazım. Iskalarsa affetmem yani.
Buradan bir ses geliyor ama. Bu neymiş ya? Güzel. Bunu da atladım. O nasıl barikat lan? Güzel. Harbiden o nasıl barikat? Yanından geçip gittim. Komikti gerçekten. Şimdi neredeyim ben ya? Yaklaştık büyük ihtimalle. Deri çizme falan filan veriyorsun bana da. Benim ihtiyacım olanlar bunlar değil artık. Açlığımı yatıştırmıyor. Şuraya geldim. Yaklaştık korvalara. Korvalar değil yani. Korvalar. Güzel. Sen de öl. Güzel, bunu da katlettim. Sandıklar boş çıkıyor bu sandıklar. Şuradan karşıya geçip aşağı iniyormuşuz buradan. Buz bacası coşkusu diye bir yere geldik. Enteresan bir isim. İsim verme konusunda değişik zevkleri var bu oyundakilerin açıkçası. Güzel, geldim. Korvalarda anlaşılan Kyovaşat gibi büyük bir yer. Yani görünüşe göre. Bakalım bizi ne bekliyor burada. İzninizle giriyorum o zaman. Neden buraya geldiğini söyle mi? Yani kimle konuştuğuna dikkat et derim. Rahibe Prava bekliyor bizi yani. Önemli kişiyiz burada. Bu kimmiş? Aa, sen şey değil misin ya? Vigo. Kaçıp gitmişti ya. Daha doğrusu geri çekilmişti. Ne yapıyorsun burada? You were good soldiers. Worked hard. Fought hard. Drank hard too. Brothers. Sisters. I hope you find peace in these flames. Umarım bulurlar. Vigo. What are you doing here? So you lived. I came clean to Prava. About taking that woman's bribe. It's looking bad. My ass is on the line. Might not have a job when she's done with me. Hey, you're here for her, right? Let's go together. Maybe she'll go easy on me if you're there. Üzgünüm ama orada geri çekildiğini söyleyeceğim yani Vigo. Bizimle gelip mabedi, daha doğrusu neydi orası? Mahzen değildi de madenleri birlikte temizlememiz lazımdı. Ama o korkup geri çekildi yani, adamlarımın canını tehlikeye atama falan diye. Gerçi adamların hepsi ölmüştü zaten. İşte buraya destek birlik toplayıp gelmemiz lazım falan diyordu Vigo. Neyse ki gerek kalmadı çünkü ben hallettim zaten. Gerçi devamı var hala. Örgütçü tövbekar şövalye. Bu zırh mı? This is no mere armor. This is a holy vessel of the highest craftsmanship. Peki. It uplifts the repentant sinner directly to the light. Can armor do that? Sanmıyorum. Ama üzerine giydiğin şeyin de böyle bir şey yapabileceğini sanmıyorum açıkçası. Kaldırılamayacak kadar büyük duruyor. Faith rather than flesh moves the suit. Though how is only known to a privileged few. The practice has been long abandoned.
İlginç. Something big is coming. Holy war. Mark my words. She wouldn't have asked me to prepare a relic like this otherwise. Anlaşılan bu zırhı giyenin içinde hiçbir şey olmayacak. Yani zırh sadece olacak içinde. Ya içi boş bir zırh savaşacak sanırım. Öyle olduğunu düşünüyorum. Korvalar tahmin ettiğim kadar büyük değilmiş bu arada. Daha da bir şehir değil burası. Sınır kalesi falan da olabilir gerçi, değil mi? Neyse, gidelim bakalım. Merdivenlerden çıkıyorum. Şövalyeler bayağı sağlam duruyorlar ama. Dur mu? Bizi bekliyor. Peki. Şansa ihtiyacı olacak Vigo'nun. Have the new watch commander replace the forces we lost at the mine. So, you've returned. Vigo here tells me you were braver than he. Yani Vigo'dan daha cesur olduğumuz kesin, ona şüphe yok. Ama adamın da doğru gerekçeleri vardı şimdi Raibe. Oraya tek başına gitseydi, devam etseydi yani, geri dönüp orada gördüklerini sana anlatamazdı. Şimdi adamın geri çekilme sebebini de saygıyla karşılıyorum. Ama tabii bu korkak olduğu anlamını değiştirmiyor. Raibe ile konuşalım bakalım. Lilith'in peşinden gitmek için ilahi bir kutsamaya ihtiyacım var. First, you will be made worthy of a blessing. A holy war cannot be won with faithless troops. Peki. No mistake. This war is holy. Lilith has brought the eternal conflict to Sanctuary. And Inarius will deliver us as writ in prophecy. Umarım. Until then, we have our parts to play. Make a pilgrimage to the Alabaster Monastery. Cleanse your spirit. Then we may discuss a blessing. Su mermeri manastırı nerede ya? As well make myself useful. Come by the ruins south of here. Yani en azından adını şeye çıkarabilirsin, Vigo. Savaş masası. Efsanevi Kaldeum şehrine işaret eden kırmızı işaretlerle ve oklarla dolu bir Estuar haritası diyor. Buradaki elemanlarla konuşabiliyor muyum yoksa sadece rahibeyle mi? Rahibeyle de konuşamıyorum artık. Ne yapmamı istiyorlardı bunlar benden? Kutsal yolculuk. Tövbekar mabedine yaptığın kutsal yolculuğunu tamamla. Kaç dakika oldu acaba, bir bakayım. Anlaşılan 30-35 dakika falan olmuş. Ya ana göreve bir sonraki bölüm devam etmeyi düşünüyorum açıkçası. Bu bölüm ne yapsak bilemedim yani. Devam etsem mi ana göreve acaba? Neyse, devam edelim hadi ya. Ne kadar uzun sürecek bu görev bilmiyorum çünkü de. Şimdi tam emin olamadım. Yine de gidip bakalım ya. Yani bir saati geçmez umarım. Geçerse de artık yapacak bir şey yok. Burada ne var? Burada birileri var ama konuşamıyorum hiç kimseyle bu korvalarda. Hepsi sessiz. Konuşacak adam yok anlaşılan. Ya da konuşmak istemiyorlar. Bilmiyorum. Burada bir şeyler var. Neymiş burası? Mezarlık ya da mabet gibi bir yer mi? Mezarlık anlaşılan ya. Tamam, gidiyorum. Şanlı kahramanlarını burada mı dinlendiriyorlar acaba? Ya da onun gibi bir şey, bilmiyorum. Olabilir. Sanırım burası bir sınır kalesi gibi bir şey ya. Sanki öyle bir hikayesi vardı diye hatırlıyorum. Bahsetmişlerdi sanki oyunda. Oyun içi konuşmalarda geçmişti sanki. Neyse, tam emin değilim. O yüzden hakkında çok fazla konuşmayacağım. Vigo'yu bulalım. Tövbekar mabedine yaptığın kutsal yolculuğumuzu tamamlayalım.
Vigo ile konuş. Peki. Burası turuncu ile işaretlendi bu arada. Selam Vigo, nasılsın? Hayat nasıl gidiyor senin adına? Yanlıştan kolay gitmiyor adında onun için. Kutsal yolculuk için ne yapmalıyım? There's a shrine west of here. Bears a relic. I'm told it takes on your sin, weighs you down, body and soul, beats the hell out of you. It'll cleanse you, prepare you to stand before the Father. I hope you don't have many regrets, friend. This kind of thing is a lot deadlier for some than others. Watch out, all right? Tamam. Elimden geleni yaparım. Sen gelmeyeceksin mi benimle ya? Masumiyet sunağındaki tableti oku. Bana kutsal yolculuk ile başka ne söyleyebilirsin peki? Nothing good. Lost more than a few worthy soldiers to it. Tamam. But it'll clean you up for Inarius. Rare honor for an outsider. If you can call it that. Yani. Benimle gelmiyor musun peki? No. I'm not ready. Not by a long shot. Yani korkak olmaya devam edeceksin yani. There's no telling what would happen in the end. You though, you have a solid chance. Şanslan yeteneğini karıştırma derim Vigo. Tamam, şansımız var belki ama şansı ortaya çıkaran da becerilerdir yani. Katedralin kehanetine inanıyor musun peki? I had my doubts. The priests were always going on about the return of Lilith. But now she's here, just like they said. Ama yani Lilith buradaysa demek ki Inarius da buralardadır, öyle değil mi? Nereye gitmemi istiyor benden? Buraya gitmemi istiyor. Tamam, oraya bir sonraki bölüm gideyim. Bu bölüm şimdi yani. Şuraya bir gidelim, ne varmış burada. Bir tamamlayalım burayı. Dayan diyor, gezgin ile konuş. Bu neymiş ya? Burada bir şey var ama bilmiyorum. Gezgin nerede peki? Ölü. Öldürülmüş. Kapıyı açtım. Gezgin de burada mı? Burada ne oldu gezgin? Burası ne daha doğrusu? Şurada güneş işareti var sanki. Burada farklı bir işaret var. Ya da salon mu burada? Burası nedir? Bilmiyorum, bakacağım. Dikkatli ol. Durdur onları mı? Gül yabaniler geliyor. Gezgini hayatta tutmamız lazım anlaşılan. Düşman saldırılarını atlat. 4 tane mi? Hortlamış. Ölürsen bugün güzel olur. Bu kadar mı yani? Daha fazlası gelecek tabii de. Güzel. Arkasına geçtim. Vurdum. Arkasına geçince savunmasız bıraktım galiba. Kan efsuncusunu indirmem lazım. Güzel. Bir tane kaldı şu an. Buraya bıraktım bir tane. Bir tane de buraya bıraktım. Ölmüyorlar bunlar yalnız. Tamam, şunu vura vura indireceğim ben o zaman. Güzel.
Tamam mı? Oldu mu? Bak yine turuncu gibi parlıyorsun ama kanman bu sefer sarı parlıyor. Yani demin de buna kandım, bir kere olur o. Bu kadar mıydı? Kolaydı. Seyrek yay falan aldım. Yani bu kadar kolay olmasını beklemiyordum açıkçası. Sis bombası 1, gizlenme artı 1 kademesi diyor. Şu an gizlenme yeteneğini kullanıyorum. O yüzden kullanacağım bunu. Burada neler varmış bir bakalım yani. Etrafı bir araştıralım. Neymiş burası? Etrafta başka bir şey yok galiba alabileceğim. Sanırım kale gibi bir yer burası. Küçük bir sınır kalesi olabilir belki ama mumlar falan var. Mabet de olabilir belki. Katedrale benzemiyor ama. Neyse. Neresiymiş burası ya? Üstünde yazı da yok. Neresi olduğunu göremiyorum. Bu neymiş peki? Buraya daha sonra görev için falan mı geleceğim acaba? Bilmiyorum, olabilir. Emin değilim yani. Ne yapacağım bu bölüm peki? Bence bölümü bitireyim artık. Korvalara geri dönüp bölümü bitirmek istiyorum. Daha sonraki, yani bir sonraki bölümde şu kutsal yolculuğu tamamlarız. Yani o görevi yaparım. Bu bölüm bence yeter bu kadar. Vigo'yu da burada bırakıp korvalara geri dönüyorum. Yani şimdi o görevi devam ettirirsem büyük ihtimalle bölüm bir saatten daha fazla sürecek. Yani gerek yok çok fazla da uzatmaya. Sadece şu çevreyi de biraz kontrol edeyim. Neymiş bu? Solmuş levha. Yazının büyük bir kısmı zamanla kaybolmuş. Okunabilen birkaç kelime şöyle: kaderine meydan okumaya cesaret et. Nasıl yapacağız onu peki? Kışkırtayım mı, ne yapayım? There are so many ways I could kill you. Geçici olarak durdurulamaz oldun diyor. Galiba doğru yaptım ya. Güzel. Galiba orada doğru şeyi yaptım. Kışkırttım. Meydan oku falan diyordu. O yüzden o kışkırtmayı seçmek iyi oldu sanırım. Doğru tercihti orada herhalde. Diye düşünüyorum. Ne bu? İskelet katili. 1000 iskelet katlet. Vay be, 1000 iskelet katletmişiz. Mücadele, kasvetli kırıcı. Oyuncu ünvanı kazanmışım. Güzel. Burayı da tamamladım. Buralarda alabileceğim herhangi başka bir şey kalmadı sanırım. Bölgeyi temizledim çünkü. Gul yabaniler, iskeletler. Toplanın toplanın, etrafıma iyice toplanın ki daha kolay olsun. Bakın ne yapıyorum. Hop. Time to recharge.
güzel. Yani kalabalık olmalarına rağmen çok bir sıkıntı olmadı gördüğünüz gibi. Daha hızlı öldürebilirdim tabi ama şey, enerjim çabuk bitiyor ya. Çok fazla yetenek kullanınca ardı ardına. Dikkat etmem lazım onlara. Burada bir mahse şey var. Zindan var. Doruk zindanıymış. Ne diyor? Yeniden yükleme. Sadece büyücü içinmiş bu arada. Yine de gelip yapacağım tabii ki de. Neyse. Buralara da bakmış oldum. Haritanın en azından bu kısmını da keşfetmiş oldum. Bu bölüm için yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Yapmadığım herhangi bir şey kalmadı bu kısımda. Korvalara geri dönelim bakalım. Orada bitireyim bölümü. En azından güvenli bir bölgedir korvalar diye düşünüyorum. Ki giremiyorum kapısından. Güzel, kapısında bitiriyorum o zaman. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım keyif almışsınızdır. Kanalıma hala abone olmadıysanız abone olursanız sevinirim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.